Aman fazla yorma kendini. Dikkatli. Vay be. Bravo. Çok iyi. Ölmek üzere olan bir kız için hiç fena değil. Ben de dikkat et. Gayet sağlıklı görünüyor. Benim şampiyonluklarım var. İzle ve öğren. Evet, izle bakalım. Burası da izledim. Kahretsin. Ah be boncuk, ah be boncuk. Ben sana yardım edeyim, dur. Evet. Benimle alakası yok. Top yüzünden oldu. Binur! Binur! Binur da nerede kaldı ya? Yavrum sen kimsin? Su getirdim Lezzet teyze. İyi oldu söyledin, görmüyorduk. Koş şuraya, ben taşırım sonra mutfağa. Boşu da alabilir miyim? Tabii alabilirsin yavrum. Sen bekle burada. Ulan bir sucuğumuz eksikti be. Merhaba yavrum. Jennifer. Seksi Jennifer. Geç. Nene. Beni korkutuyorsun. Ha 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 ha
Söyleyin bakalım, size nasıl yardımcı olabilirim? Sevgili Barlı Bacı, bizim çok sağlam bir büyüye ihtiyacımız var. Hı hı. Konu nedir? Konu benim bu sepet kafalı. Kendisi doğduğundan beri öyle sap oluyor. Kazık kadar oldu. Hala kendine evlenecek bir kız bulamadı. Sabahlara kadar çalışıyorum ama olmuyor baba. Sus ulan. Bilgisayarlı internetin başında sabaha kadar oturup chat chat ederek kız mı bağlanır mı? Sepet kafalı. Bizim bakanın şunu arı bağladı ama. Süper bir kız hem de. Romanyalı. Yakında geleceğimiş Türkiye'ye. Ne haber? Romanyalı. Allah'ım sen bana sabır. Bu sepet kafalıyı da akıl ver yarabbi. Ballı bacı. Gözünün yağını yiyeyim. Şu çocuk için sağlam bir büyü yazın da. Kırıversin şu şeytanın bacağını. Ballı bacım. Kızı çay içmeye bir çıkarsam gerisi kolay. Gerisini kazmamla halledeceğim ben. Evet. Süper karizma bir çocuktur benim en gülüm. Bir tek kızlara bağlama çekmeyi becerebilirim. Bu konuda bize ne tür büyüler önerebilirsiniz acaba? Büyü kolay. Onu yazarız. Ha? Bak demedin mi? Ben sana demedim mi bağlama çözer bu olayı diye? Allah razı olsun. Bu nedir? Kız listesi. Kız listesi? İnternette tanışıp da gerçek hayatta bir türlü görüşemediğim kızların listesi Ballı bacım. Bana bunlardan birini bağlarsanız çok memnun olurum Ballı bacım. Bu patlama adı mı? Hadi. Değil mi arkadaşlar? Süper, süper. Teşekkür ederim. Çok iyi. Sıra kimde? Ya beyler, Meksika'ya vize gerekiyor muydu? Ne Meksikası lan? Ben o kızla evlenemem. Bir kere sikletim değil ya. Öyle deme bu oğlum. Belki ince bir ruhu vardır kızcağızın. Hem her şey dış güzelliği değildir, değil mi? Atacağım kafana. Yapma. Mühim olan iç güzelliği. Nimet'le oynama. Ne yapıyorsun? Nimet dediğin Nimet arıyor ya. Ya ne diyeceğim şimdi ben bu kıza ya? Çağır gelsin abicim, çağır. Bak herkesin düzenli manitası burada. Ya. Sen sap gibi kaldın oğlum. Çağır çağır. Sus sus. Ha? Alo Nimetçim. Ben bir toplantıdayım. Çıkınca arayayım mı seni? Nerede toplantıdasınız? İşte. Biz şeyde toplantıdayız. Şey salonunda toplantıdayız. Sen neredesin? Arkandayım. Merhaba. Merhaba. Arkamdasın. Tamam ben o zaman çıkınca arayayım mı seni? Olur olur. Tamam olur. Çıkınca arayacağım. Arkamdaymış. Abi ben bu numarayı değiştireceğim. Bir daha bulamasın beni ya. Kaybolacağım ya. Nimet. Mehmet. Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur kız nişanlının yanına. Oturuyorum. Sen de otur lan nişanlının yanına. Tutsana lan nişanlının elini. O ne lan sizde? Evet. Sıra sizde. Sendeydi sıra değil mi? Tamam. Bize. Aşkım. Merhaba Mehmet abi. Markete gidiyorum Lezzet teyze. Bir şey lazım mı? Sen kimsin? Kapıcıyım. Dur bir bakayım ekmek var mı? Matador! Matador! Gel yavrum gel. Geldin mi? Sen ne gidin?
Dur. 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 Abi yapma ya. Abi. Abi yapma. Namussuz sen. Şerefsiz ya, seni. Kalk buradan. Seni deli. Dur. Dur. Sepetini de unuttu bak. Şerefsiz seni. Namussuz. Bu ne lan? Bu ne lan? Önüne gelen bize ne oluyor lan? Sen geç. Sen geç. Gir. Nene, nene. Tövbe estağfurullah. Bu ateşi senin için yapıyorum aşkım. Allah razı olsun. Aşkım desene lan. Aşkım. Ay. Ah. Uğur için hep sen aşkım. Mahallenin muhtarı gibi. Bir cüseyanın sütle mi geçtiniz yani? Başka türlü yetiştiremiyoruz. Anlıyorum. Buyurun. Allah razı olsun. Ha, ben sakın fotokopisini çekip çoğaltayım demeyin. Doğa tek kullanımlıktır. Yoksa çarpılırsınız. Çarpılırsınız. Sakın çoğaltıyorum değil mi? Çarpılırsın böyle. Gerçi sen çarpılsan düzelirsin ama. Hadi bu kadar oyun yeter, yürü. Damatlık bakmaya gidiyoruz. Damatlık derken? Yürü dedim. Abi yapma. Evlilik olayına girmeden bir söz, bir nişan, bir birbirimizi tanısak. Biten uyumu var mı yok mu onlara bir baksak abi. Yürü lan, çok konuşma. Arkadaşlar iki saate kadar gelmezsem polise haber veririm. Yürü lan, yürü. Aslan da ama. Abi. Yürü. Gel bak adam. Bu değil. Bu. Buna. Hadi bakalım. Bu. Budur oğlum bu. Yürü lan içine. Hop 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 eyle. Biraz sakin değil mi? Hep beraber eğleniyoruz şurada. Sonra bir tatsızlık çıkmasın. Ne olur lan tatsızlık çıkarsa? Ne olur? Ben şimdi sana göstereyim ne olacağını. Seni var ya. Dur. Ne oluyor ya? Sakin. Tamam. Evet, şey. Tamam sakin ol. Geri dur sakin. Ya tamam diyorum, tamam. Ne, derdiniz ne? Oğlum düzenli manitalar burada. Günü değil, zamanı değil. Sakin ol, tamam mı? Hadi.
Hadi arkadaşlar devam. Hadi abi hadi. Sen iyi misin? Bağlı bacı. Ayıptır sorması o. Bizim borcumuz ne kadar? Sizin için 2000 yeter. İyi. Tamam. 2000 derken? 2000 lira. Bir dua için 2000 lira mı alıyorsunuz yani? Evet. Peki bir işe yaramazsa paramızı geri alabilir miyiz? Olmaz. Müessesemizin prensibidir. Yazılan duayı geri alamıyoruz lütfen. Ya şimdi Barlı Bahçı. Bu 2000 lira da biraz çokmuş ya. Bize biraz böyle indirim yapsaydınız kıyısından köşesinden. Vallahi bize maliyeti 1500 lira zaten. Maliyeti? Evet. Sonra... Bu evin elektriği var, havuzu var, suyu var, jacuzzi'si var, bahçesi var. Ya anca kavruluyoruz kendi yağımızla. İnsaf edin doğru. Yani. Ben de size o zaman bedava bir dua yazacağım. Hapisteyken okur okur beni hatırlarsınız. Hapisteyken derken? Komiserim kaçıyor. Yakalar zengin, yakalar. Bırak. Önce şu kazmaları bir halledelim. Ne zamandır antrenman yapmıyoruz. Hem biraz ter atmış oluruz oğlum. Haydi. Hadi buraya. Hadi oğlum abi şunları toplayın hadi. Baş üstüne başkomiserim. Hadi hadi hadi. Barlı bacı. Ya senin bu çocuklar çarpıldı. Hele gel şunları da bir düzelt gel yok, gel. Yok ben size bedava bir dua yazsam. Ay çok içimden geldi benden. Yürü sen de hadi yürü hadi. Yürü. Çabuk yavaş, yavaş. Geç. Gel hadi gel. Yürü hadi ya. Yapmayın. Yedişim. Bu işte bu. Thank you.
sen otur. Akıllı ol. Sen olursan biz de oluruz. Teyzeciğim, Fiko Bey evde mi? Sinemaya gidecektik de beraber. Yavrum şimdi Fiko'nun programı çok yoğun olduğu için Pınar gelirse söylersin deneciğim dedi. Ben programlarına katılamayacağım dedi. Ya. O Tarık baltasıyla baş başa gitsinler dedi. Fiko'm Tarık dedi, kibar çocuktur. Baltayı ben ekledim. Yok Lizze teyzeciğim, Tarık ekti beni. Gelmiyor sinemaya benimle. Balta demedim mi ben sana işte? Ne yaptın bakayım? Şey, Fiko ile Matador Bey benimle birlikte sinemaya gelmek isterler mi diye sormaya geldim ben de. Ya yavrum Matador'u unut, Matador'u unut! Unut Matador'u! Ben... Hı-hı. Fiko'mu senin için ikna edeceğim. Ama geleceğini pek zannetmiyorum. Sakın ümitlenme. E yine de ben senin için deneyeceğim. Tamam Lezzet teyzeciğim. Kurban olduğum yavrum benim, ekilmiş yavrum. O baltanın boynu altında kal. Allah belasını vermez. Yavrum benim, Pınar'ım benim. Kurban olduğum, kaşına gözüne kurban olduğum. Saçını başını yerim ben senin o yavrum. O sempatik yavrum. Lezzet teyze. Demek ekti senin balta ha? Yavrum bekle sen burada yavrum, tamam, tamam hadi. Tamam. Aşkım ben bir tuvalete gidip geliyorum. Oğlum gidiyor baksana. Beyefendi kapatıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Sana demedim mi lan bir daha buraya gelmeyeceksin diye? Dedim. Dedin ama işler birazcık karıştı. Senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran. Senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran. Maymunlar cehennemin diye hiç kimse.
kimse duymamış. Sordum kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki her insan altında pozisyon sert penaltı. Altından çıktım ben çoktan fareci yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmış her laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benle bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Hiçbir filmde yer kalmamış. Şansımı yiyeyim. Efendim? Şans işte. Yani bizim Boğaziçi'nde de dendiği gibi what a luck. Neyse. İyi geceler. Başka zaman artık. İyi geceler. Oğlum, insanın eline kaç adet böyle bir fırsat geçer? How many times lucky you are? Pınar. Efendim. Benim şahane bir DVD arşivim var. Onlardan iki tanesini seçsem, beraber seninle izlesek, back to back, yani iki film birden demek. Ne dersin? Olur. Yarın da iş yok zaten. Bacı bacı izleriz vallahi. Süper. Bacı bacı derken nasıl yani ya? Geç canım, geç içeri, geç. Tövbe tövbe. Tarık arıyor. Neyse, ben bu suları patlatayım, sen de gelirsin, tamam mı? Olur. Bacı bacı. Bacı bacı. Bac bac. Ay, back to back. Kız back to back demek istiyor. İngilizce bilmiyor tabi zavallı. What a girl. Seni. Şanslı kız. Dünya üzerinde benim gibi kaç adet erkek bulabilirsin? How many times men on the world like me? What a lucky. Oturun arkadaşlar. Bu akşam düzenleyeceğimiz çok kritik bir operasyon için toplanmış bulunuyoruz. Edil Hanım, uzun süredir yürüttüğü Maraz Ali ve organize suç çetesinin çökertilmesiyle ilgili çok önemli bir gelişme elde etti. Abo. Çocuğun gözleri açıldı mı yoksa sonunda?
Maraz Ali bu akşamki buluşmalarında İdil Hanım'a her şeyi itiraf edeceğini söylemiş. Her şey derken? Her şey işte. Aslında bir suç çetesi lideri olduğunu, araba yıkama yerinin sadece bir kılıf iş olduğunu, bugüne kadar işlediği suçlardan elde ettiği servetini, tuttuğu gizli hesapları filan. Ya biz bunları biliyoruz zaten. Size söylesen ne olacak ki? Eğer Maraz Ali İdil'e bunları itiraf ederken biz de İdil Hanım'ın üzerindeki gizli mikrofonla tüm konuşmaları kaydedersek o zaman çok şey olacak evlat. Kısacası Maraz Ali ve çetesi hapsi boylayacak.